Değerli izleyenlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Okyanusların, denizlerin dibindeki canlıları seyrederek bugünkü sohbetimize başlayalım. Efendim, dünyada yaklaşık 8 milyar insan var. Fakat dengesiz bir yerleşim sistemi oluşmuş. Şöyle ki, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Kanada'dan Şili'nin güneyine kadar Amerika kıtası yaklaşık 42 milyon kilometre karedir. Amerika kıtasının toplam nüfusu 1 milyar civarındadır. Rusya 150 milyon nüfusa sahip, 17 milyon kilometre karenin üzerinde bir yüz ölçüme sahip. Yani Amerika'ya göre hem yüz ölçümü olarak çok büyük, hem de nüfus olarak çok az. Yani Amerika'nın yarısından daha az. Tabii Afrika ülkelerinin bazılarının yüz ölçümü çok büyük, nüfusu az. Bazılarının nüfusu çok büyük, yüz ölçümü az. Dünyada bir üretim ve tüketim dengesizliği var. Yüksek teknolojiye sahip ülkeler, arazisi az da olsa çok iyi değerlendirdiği için, arazisi çok büyük olan ülkelerden daha fazla üretim yapabiliyor. Ayrıca zengin ülkelerdeki eğitim ve kültür seviyesi daha yüksek olduğu için zenginliği de katlanıyor. Yoksul ülkelerde sadece nüfus artışı var. Nüfus arttıkça da problemler artıyor. Dengesiz nüfus artışı, dengesiz beslenme, dengesiz eğitim, insanları kendine yeni bir yurt, yeni bir vatan, karnını doyuracak, barınacak, insan gibi yaşayacak yeni alanlar aramaya zorluyor. Peki insanlar zorlanıyor da bulabiliyor mu? Hayır, bulamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde 10 milyon kilometre kare yüz ölçümünden fazla Kanada var. Kanada'nın nüfusu yaklaşık 40 milyon kadar. Dünyadan her yıl göçmen alıyor. Fakat yani aklına esen gelsin, ipini koparan gelsin diye kapılarını sonuna kadar açmıyor. O zaman Kanada da diğer ülkelerden bir farkı, Kanada'nın da diğer ülkelerden bir farkı kalmaz. Eğitim düzeyi normalin üzerinde. Yani Kanada devletine, Kanada milletine, Kanada halkına faydası olacak. Aynı zamanda geldiği ülkede problemli kişi olmayacak. Yani Kanada'nın yasalarına, hukukuna saygılı olacak ve oraya adapte olacak. Avrupa ülkeleri de aynısını yapıyor. Tabii akıllı davranan ülkelerin hepsi de normalde aynısını yapar. Doğrusu da budur. Efendim, isteyen gelsin, atan gelsin, can isteyen gelsin diye bütün kapıları açarsanız herkes doluşur. Günün birinde aşınızı, ekmeğinizi, huzurunuzu, mutluluğunuzu elinizden aldıkları gibi ülkenizden, hatta canınızdan da olursunuz. Onun için vatanın, milletin kutsiyeti çok önemlidir. Vatanımı, milletimi seviyorum demek lafla olmaz. O vatanı ve milleti koruyarak, halkının refahını muhafaza ederek, sürekli olarak bir alt kademeden bir üst kademeye çıkarmak için uğraşmakla olur. Siyasetçilerin de görevi budur. İş adamlarının, iş insanlarının da görevi budur. Akademisyenlerin de görevi budur. Bütün eğitimcilerin de görevi budur. Esnafın, tüccarın, tarımcının, hayvancının da görevi bu olmalıdır. Yani ben bir yerden fırsatı yakaladım, anahtarı elime geçirdim. Kesemi, kasamı doldurayım, çoluğumu, çocuğumu, yedi sülalemi zengin edeyim. Başım dara düşerse aldığımı, çaldığımı, çarptığımı, doldurduğumu alıp kaçırayım bir yerlere, orada ölünceye kadar lüks içerisinde yaşayayım düşüncesiyle hareket eden kişiler belki dediklerini kısmen yerine getirebilirler. Fakat bu toprağın bir de altı var. Hakkını arayamayan, masum, mazlum, milyarlarca insan var dünyada. Onların da sahibi olan, onların da Rabbi olan Allah bunların hesabını elbette ki sorar. Tabii ki dünyada hesabın sorulması ve hesabın verilmesi çok önemli. Ama dünyada bazen hesap sorulmuyor,
hesap soracak olanlar ve hesap verecek olanlar kendileri yolsuzluk yaptıkları için hakları gasp edilen insanlar da hakkını arayamadığı için bu fasit daire böyle dönüp dolaşıp duruyor. Değerli izleyicilerim, bakınız. Bir ülkede eğitim seviyesi ne kadar yüksekse doğum oranı da o nispette dengelidir. Ekonomi ona göre dengelidir. Siyaset ona göre istikrarlıdır. Enflasyon her tarafta olur. Enflasyon, piyasaya fazla para sürerseniz paranın değeri düşer. Fazla para sürüldüğü için enflasyon olur. Piyasaya ihtiyaçtan fazla mal sürerseniz mal enflasyonu olur. Yani piyasaya sürdüğünüz malın değeri düşer. Piyasaya ihtiyacın altında mal sürerseniz bu sefer de fiyatlar artar. Yani bu da bir enflasyondur. Yani mal enflasyonu, hizmet enflasyonu ve para enflasyonu farklıdır fakat hepsi aynı kapıya çıkar. Nasıl aynı kapıya çıkar? Yani insanları yoksullaştırır, insanların alım gücünü düşürür. Peki ne yapılması lazım bunun için? Dünyada aklı başında ülkesini, ekonomisini, siyasetini, ticaretini, sanayisini düzgünce idare eden, yöneten ülkeler var. Onlar nasıl yapıyorlarsa, onlardan daha iyisini ben şu şekilde yaparım diye gayret gösterirseniz, inatlaşmazsanız, istişare ederseniz, en güzelini yapmaya çalışırsanız, niyetiniz halisse Allah da yardım eder ve en güzeline ulaşırsınız. Fakat sadece nüfus kalabalığıyla övünmek, insanların açlığını, yoksulluğunu, işsizliğini, yuva kuramamasını, huzursuzluğunu, borç içerisinde kıvranmasını, cahil kalmasını, sürünmesini hesaba katmazsanız, sadece karnı tok, sırtı pek bir avuç zümreye bakarak her şeyi güllük gülistanlık olarak görürseniz, günün birinde ateş bacayı da sarar, paçayı da sarar ve o ateş herkesi içine alır, yakar, yıkar gider. Bakınız değerli arkadaşlarım, burada birkaç tane örnek vereceğim. Vereceğim örnekler, birisi Afrika'dan, birisi Avrupa'dan, birisi Asya'dan ve bir de Türkiye. Afrika'nın en kalabalık nüfusa sahip Müslüman ülkesi Nijerya'dır. Nijerya, 1940 yılında Nijerya'nın nüfusu 27 milyondu. 27 milyonmuş yani. 1990'da 96 milyona yükselmiş. 2020'de yani 30 yıl sonra 207 milyona yükselmiş. Yani 30 yılda nüfusu %130 artmış. Milli geliri ne kadar? Milli geliri 5000 dolar civarında. İkinci bir ülke, Asya kıtasının en kalabalık Müslüman ülkesi Pakistan'dır. Pakistan 1951'de 34 milyon iken 2020 yılında 220 milyona çıkmış nüfusu. Yani 70 yılda nüfus 34 milyondan 220 milyona çıkmış. Peki bu nüfus artışına paralel olarak sanayi, tarım, eğitim gelişmiş mi, oluşturulabilmiş mi? Maalesef. Almanya'yı örnek olarak vereyim bir de. Almanya 1939'da İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce Almanya'nın nüfusu 70 milyon. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra sayım yapılıyor 1946'da. Almanya'nın nüfusu 10 milyon azalmış. Savaşta kaybetmiş 10 milyon nüfusunu ve nüfusu 60 milyon. Aradan geçmiş 2020 yılına gelinmiş. Yani 1946'dan 2020 yılına kadar. Yani 70 yıldan fazla. 74 yıl.
60 milyondan 83,5 milyona çıkmış Almanya'nın nüfusu. Veya şöyle diyeyim, 1980'de Almanya'nın nüfusu 79 milyon iken 2020 yılında 83,5 milyona çıkmış. Yani 40 yılda sadece 4,5 milyon nüfus artışı var. Fakat ona göre altyapısı, üst yapısı, sanayisi, teknolojisi, tarımı, eğitimi vesairesi stabil hale gelmiş, rentabil hale gelmiş. Yani bir genç okula gideceği zaman, bir çocuk veya ilkokula başlayan bir çocuk, ortaokul, lise döneminde, üniversite döneminde veya sanat hayatında nereye gideceğini önceden biliyor, sanayici, tarımcı neyse o genci, o çocuğu istihdam edecek olan kişiler de kendisine lazım olacak olan elemanı yıllar öncesinden tespit edebiliyor. Şimdi de Türkiye'den bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı bitti. Mondros Mütarekesi imzalandı. Kurtuluş Savaşı başladı. Mudanya Mütarekesi'nden sonra, Lozan Anlaşması'ndan sonra 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. 1924'te yapılan ilk nüfus sayımında, yani Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında Türkiye'de yaşayan toplam insan sayısı 13,5 milyon. Yani bugünkü İstanbul nüfusundan daha az. Peki 1960'ta ne kadar olmuş? 1960'ta 27 milyon. 2020'de 85 milyon olmuş. Yani 60 yılda Türkiye'nin nüfusu 3 kat artmış. Yani %3 değil. Nüfus 3'e katlamış. Peki bakınız, eğer Türkiye'de yaşıyorsanız çevrenize bakın. Nüfusunuza, sanayinize, tarımınıza, üretiminize, ihracatınıza, ithalatınıza, borcunuza, eğitim seviyenize bakın. Nüfus artışına göre eğer paralel ekonomik yapı, kültürel yapı paralel gitmediyse, işte burada çok büyük bir dram ve çok büyük bir acı bekliyor demektir. Neyi bekliyor? Hem bizi hem de gelecek kuşakları, yani çocuklarımızı ve torunlarımızı bekliyor demektir. Neden? Çünkü aç insan gün gelir ki kaybedecek bir şeyim kalmadı diyerek her türlü yanlışı yapabilir. Ahlakını kaybedebilir, edebini kaybedebilir, vicdanını kaybedebilir, 3 kuruş, 5 kuruş için insan öldürebilir, hırsızlık, yolsuzluk yapabilir. Yani her türlü yanlış yollara sapabilir. Onun için değerli arkadaşlarım, değerli izleyenlerim, insan gibi çalışmak, insan gibi paylaşmak, adalet uygulamak, hukuk uygulamak, hem kendi içinde hem de dış dünyaya güven vermek, ya şu ülkeye gideyim, rahat bir şekilde orada ticaretimi yaparım, fabrika kurar çalıştırırım, işte tarım arazisinde şu 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 güzellikleri yaparım, oraya şu malları satarım, oradan bu malları alırım. Böyle güven içerisinde insanlar gelebiliyorsa, parasını güven içerisinde getirip yatırabiliyorsa, alnının terini, hakkını kazanabileceğine, alabileceğine inanıyorsa, bolluk bereket olur. Ve hiçbir kimse, efendim başka bir ülkeye gideyim, yeni bir vatan bulayım, yeni bir kendimi insan gibi yaşayacak bir yere atayım diye kimse düşünmez. Herkes kendi vatanında, doğduğu topraklarda, doğduğu ülkede doyarsa orayı kimse bırakmaz. Ama canından bezmişse, hukuk yok, adalet yok, bereket yok, iş yok, güç yok, borç var, sıkıntı var, gelecekten umut yok, güven yok ise insanlar canını kurtarmak için geriye bile dönüp bakmadan gider ve gittiği yerlerde de kalır. Bu verdiğim örnekler işte birkaç örnek. İsterseniz bir de gene benim de daha önce 3 yıl yaşadığım Avrupa'nın en güzel ülkelerinden Avusturya'dan bir örnek vereyim. Avusturya, Almanya, Macaristan, eski Yugoslavya, İtalya ve İsviçre ile çevrili
Güzel bir ülke. Sanayisi de, tarımı da, teknolojisi de, turizmi de her bakımdan gerçekten çok muhteşem. Alman halkı zaten. Halkın dili Almancadır. 1950 yılında Avusturya'nın nüfusu 7 milyonmuş. 2020 yılında Avusturya'nın nüfusu 8 milyon 900 bin. Yani 9 milyona bile gelmemiş. Yani teknoloji, tarım, sanayisi vesairesi bu kadar ileri gitmesine rağmen. Avusturya'da kişi başı milli gelir 61 bin Amerikan dolarıdır. Siz bulunduğunuz, yaşadığınız ülkedeki kişi başı milli gelir kaç paraysa ona göre hesap ettiğiniz zaman farz edelim 10 bin liraysa sizden 6 kat daha fazla. Siz 20 bin liraysa sizin milli geliriniz ona göre hesap edebilirsiniz. İşte bu bunun nedenleri aşırı nüfus artışı aynı paralelde ev, okul, yol, fabrika, tarım alanı, vasıta, eğitim alanı bunlar aynı paralelde gitmediği için, gidemediği için nüfusu artıp da maddi refahı artmayan toplumların problemleri katlanarak artıyor. Açlık, kıtlık, yokluk, yoksulluk, borç, bunların paraleli arkasından ne geliyor? Terör, sonra ne geliyor? Savaş. Sonra tabii peş peşe gelen katliamlar. Bunları herkes kendi vicdanıyla değerlendirmeli ve kendi geleceğini, kendi hesabını buna göre yapmalı. Efendim birileri çıksın da bizi kurtarsın. Efendim kimse kimseyi kurtaramaz. Önce kurtarıcı beklemekten kurtulmamız lazım. Allah herkese akıl vermiş, doğruyu yanlışı ayırsın, doğruyu bulsun diye. Allah herkese iki tane bacak vermiş, kendi yükünü taşısın diye. Allah herkese iki göz vermiş, baktığı yeri görsün, eğriyi doğruyu ayırt etsin diye. Kulak vermiş, dinlesin diye. Bir tane de dil vermiş. Dinledikten, gördükten, araştırdıktan, düşündükten sonra lazım olduğu kadar konuşsun diye. Her kamerayı görünce, her mikrofonu görünce vır 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 herkes ağzına geleni konuşursa, herkes birbirini suçlarsa, hiç kimse kendi suçunu üzerine alınmazsa ne olur sonucumuz? Sonuç, yarın dün daha iyiydi deriz. Bugün dün daha iyi dediğimiz gibi. Onun için eğer kurtuluş bekliyorsak o kurtarıcı kendimiz olmamız lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.